ile. Asıl çalışmayı Süleyman Bey ve arkadaşı yaptı. İkisi de dalgıç. Yani 20 metreye falan dalıyorlar. Balıktan çok kabuklu çıkarttılar. Tabii yani burası lokanta, yani sadece onları yemeyeceğiz. Yani buradaki olanları da yiyeceğiz ama o kabukların da tadına bakacağız. Özellikle dedim ben bu akşam pek meze olmasın. Karnımızı doyurmayalım onlarla. Kabuklu deniz ürünleri ve balık. Süleyman Bey, sağ ol, donattınız. Şimdi bu şeyleri siz mi bugün deniz kestanesi çıkardınız? Evet. Olmamış ama değil mi? Küçüktü. Evet. Bu minik istiridelerini siz mi çıkardınız? Evet. Bu yani istiride mi diyorsun? Bu daha çok şey gibi, kum midesi tipi bir şey. İstiride diyor, taşlara yapışık oluyor bunlar. Kum midesi yani küçük yani şey. Yani istiride daha büyük büyür. Yani Fransa'da yediğim hem istiride daha büyük. Bunlar buranın minik doğal istiridelerini. Bu galiba pişmemiş olan değil mi? Çiğ. Ben bunu çiğ severim aslında. Bir çiğ bakayım tadına. Şöyle ondan sonra siz limon falan sıkıyor musunuz? Nasıl yiyorsunuz? Evet yani ben çok fazla limon kullanmam mesela bu deniz balıkta. Bu yani benim bildiğim istiride yani Fransa'da yediğim istiridelerden farklı. Daha çok hakikaten kum midesi gibi. Daha sert, evet, daha şey. Sert, yenmesi çiğ zor. Bu ise azıcık ızgarada öyle mi? Evet şu, biraz. Ha, çok az. Zeytinyağlı. Evet. Bu bence bu biraz daha iyi burada. Evet, ya. Evet. Çiğ severim ama biraz pişmesi lazım. Evet. Bunun azıcık çok güzel. Şimdi bunları da siz çıkardınız. Birlikte daldığınız bir arkadaş var. Tevfik Bey değil mi? Evet. Evet Tevfik Bey'in de lokantası varmış. O da dalgıç. İstanbul'da. İstanbul. Evet. O ne çıkardı? Tevfik de o da yine istiridyeden topladı. O, evet. Kestanede çıkarttı. Her güzel. Evet. Bir tane de küçük ahtapot. Küçük ahtapot. Şimdi bir dakika neden başlayalım? Sübiye çok severim ben. Şimdi bu iki folyoda bunları zeytinyağıyla mı pişiriyorsunuz? Zeytinyağı, bir tane karabiber var içerisinde. Okay. Hmm, çok lezzetli. Fırında mı pişiriyorsunuz? Direkt közde, ızgarada. Öyle mi? Evet, evet. Közün üzerine kadar. Ne kadar güzel olmuş. Afiyet olsun. Şeyiniz. Ben aslında kalamarın miniklerini severim. Türkiye'de pek bulunmuyor. Bana gelip ufacık şu kadar kalamarlar çok lezzetli oluyor. Ben bunu yumuşacık çok lezzetli yapmışsın. Afiyet olsun. Çok güzel, doğal, son derece doğal. Bunu nasıl, şimdi dolmasına bakıyorum. Bunu nasıl yapıyorsun? Şimdi dolma diyoruz ama içinde böyle full dolu değil. Sadece lezzet versin. Biraz karides işte. Evet. 10 kadar karides koyuyoruz. Az bir kaşar, sarımsak, biraz tereyağı. Oo. Bazen mesela diyorlar bunun içi boşmuş falan ama tabii eriyor sonuçta tereyağı eriyor ama lezzet katıyor. Bunu nasıl pişiriyorsunuz, nerede? Bunu da direkt çiğden közde atıyoruz ızgarada. Bir 10-15 dakika alıyor meselesi. Taratorumuz da işte badem, tabii buraları badem çok olduğu için. Mayonez biraz. Biraz mayonez, salata turşusu rendeliyoruz, iyice suyunu alıp bunları karıştırıyoruz. Maydanoz. Bu da çok lezzetli tabii. Mayonez kendiniz yapsanız daha da harika olur yani. Biliyorsunuz tabii şeyler evet, ama evet, güzel. Evet. Kapari de kullanabilirsiniz. Kapari çiçeği buna. Çok yakışır. Burada var ya kapari çiçeği. Var. Çok yakışır. Bu sos tartarın içinde mi? Hı. Yani hiç kullanmadık. Kullanın. Evet. Siz seversiniz. Yani işte o şeyi ekşiliği salata turşusunda alıyor zaten. Salata turşusu yani kapari daha da güzel olur bence. Olabilir. Yani evet, o salata evet, turşusunu kaldırıp kapariyi. Tabii. Evet. Şimdi, tabii ki deneyelim. Şimdi şeye bakıyorum ahtapotunuza. Bu da folyoda pişmiş. Evet. Vantuzuyla çok evet, güzel. Çok güzel. Bu kadar nasıl? Çok yumuşak değil. Çok yumuşak da sevmiyorum. Sert dediği. Nasıl bu kıvamı buluyorsunuz? Şimdi bu bugün sabah tutuldu. Taze. Çok tamam. Artı folyoda olduğu için kendi suyuyla pişiyor yani. Yani kendiniz folyoya artık koyup bunu şeyde pişiriyorsunuz. Direkt köze attık. Hiç yani haşlanmadı. Evet. Ben mesela şeyde yapıyoruz. Biz direkt fırına koyuyoruz. Folyoya sarıp hiçbir zaman bizde deniz ürünlerine tatlı su girmez. Evet.
kendi suyuyla piştiği zaman daha lezzetli oluyor. Ben sübiye de çok severim ve özellikle de bu şeyini severim, kendi mürekkebini. Bunun da çok güzel. Bunu da bütün yapmışsınız, öyle mi sübiyeyi? Kabuğu da duruyor. Kabuğunu yemeyeceksin tabii ki. Dişi böyle simsiyah olur diş ama lezzetlidir. Valla bunların hepsi çok güzel. Aferin. Çok teşekkür ederim. Yani bu gerçekten işte İstanbul'da bulamayacağım kadar taze. Yani yerli ahtapot, yerli kalamar, taze ahtapot, taze sübiye. Bu küçük kum midyesi tipi de kum midyeleri diyeyim buna. Çok lezzetli. Peki çok teşekkürler. Başka bir iki şey daha var galiba. Evet, evet. Yok. Şimdi ahtapotlu börek. Sonra karavida gelecek ıstakoz amcasından. Onlardan da kurtulacağız. Karavida ya da siz mi çıkardınız? Balıkçıdan aldım bunu bu sabah. Nereden geliyor? Bu yöreden, yine Datça'daki balıkçılardan aldım. Datça'dan mı çıkıyor bu? Datça, buralardan, arka körmen dediğim, Gökova Körfezi, bu civarlardan. Bu da ızgara yapıyorsunuz, evet, bütün. Evet. Karavida çok mis gibi. Önce bir sade yiyorum, hiçbir şey bulamadan. Vallahi tadı o kadar taze ki, tatlımsı adeta. O kadar ne güzel. Evet, tazeliği, evet, canlıydı zaten. Belli oluyor. Evet. Önce bir zeytinyağıyla buluyorum. Limon zeytinyağı, klasik. Evet, sarımsak limon zeytinyağı. Bunu yemek büyük bir imtiyaz yani günümüzde. O kadar az çıkıyor ki, denizler kirleniyor biliyorsunuz. Yine biz Datçalı olarak şanslıyız, bu civarda biraz daha var. Var değil mi? Evet, evet. Daha temiz yani. Kuzey rüzgarları temizliyor denizimizi biraz daha. Evet. Şimdi buna kapari ve kendiniz siz yaparsınız. Biraz yumurta ve şeyle bir mayonez yapın. Nüfus olur. Tamam, o kadar güzel bir şey bulunca. Yapacağız onu. Kendiniz için yapın. Anlıyorum. Yok, anlıyorum. Abi. Evet, onu yapalım. Bir de şunu deneyeceğim. Tereyağı da yakışır buna aslında. Tereyağı mı? Tereyağı. Var yani soslarda tereyağı. Hangisinde var? Bunda da var tereyağı mı? Sadece tereyağı da olabilir. Sadece tereyağı. Olabilir yani. Hı-hı. Tereyağı ısıtmak güzel. Şey tereyağı, klarifiye edilmiş tereyağı. Hı-hı. Yani yanmayan tereyağı. Hı-hı. Vallahi çok teşekkürler bu Hakkı. Yani dediğim gibi imtiyaz bunu yemek yani. Afiyet olsun. Süleyman Bey, bu soğan benim hele mangalda atılmış. Ciddi söyleyeyim, evde yemek yesem akşam, hiçbir şey olmasa bana bunu verin, güzel bir gerçek yoğurt verin. Yani doğal mayayla yoğurt, evet. Türk yoğurdu verin. Ötekilere ben Türk yoğurdu demiyorum çünkü o kısırlaştırılmış mayalar var ya, evet, yapılan tadı bir şey. Bu ikisi bana yeter vallahi akşam yemeğinde. Şu önce o yüzden soğanı gördüm, soğanla başım. Aferin. Bizde bu biraz soğan çok lezzetli. Dünyanın çok yerinde soğan yedim. En iyilerden biri bizdeki soğanlar. Bu beyaz adeta tatlı çünkü. Evet. Çok güzel soğanımız var. Şimdi bunu birlikte yani börekle soğanı birlikte getiriyorsunuz öyle mi genellikle? Yoksa siz... Yok biz şöyle bütün ızgaralarda yanına soğan, domates, biber koyarız. Harika. Her ızgaranın yanında olur. Şimdi börekleri deniyorum bakalım. Bu şey olanı öyle kalamarlı mi? Kalamarlı börek. Kalamarlı olanı. Evet. Ups, böyle ama. Bu avcı böreği gibi yani siz şey yapıyorsunuz. Şimdi peynirli oluyor. Peynir kalamarın, bir de ahtapotun yani çıkmamasını sağlıyor. Çok lezzetli, çok hoş. Aferin. Bizim daha önce bunun başlandığımız aşağı yukarı bir 8 yıl oldu. Ahtapotlu börekle başladık. Öncesinde salamlı yapıyorduk. Aynısı salamlı. Evet, o da çok güzel. Salamlı yapıyorduk. Sonra ahtapot elimizde arttı.
Evet. Kaldı. Ne yaparız, ne yaparız derken ustayla dedik bunu değerlendirelim. Böyle kıyıyor, kıyma gibi sardık. O kadar çok tutuldu ki aynı böyle bir hafta sonra 115 adet sattık Eylül ayında. Sezon sonuydu böyle. Oho. 115 adet. Ya daha öyle rekoru kıramadık ya ikincisi. Ondan sonra da artık diğerini bıraktık yani. Salamlı yapmıyoruz. Salam da yani. Güzel ama çok lezzetli evet. Olur tabii yani. Aynısını salamlısını yapıyorduk. Yapıyoruz. Şimdi burada deniz kenarında dedik vazgeçtik. Hadi yapmayabiliriz. Evet. Karidesi yapıyoruz. Evet. Ahtapotlu, kalamarlı. Üç çeşit. Açıkçası şimdi bunu gözüm kapalıken yesem içinde kalamar mı var, ahtapot mu var onu söylemek zor ama çok lezzetli bir şey. Evet. Kendi kendine şey dedim, dürüst ol şöyle düşün yani söyleyebilir misin? Ben bunu gözüm kapalı yesem deniz ürünü olduğunu kabuklu tahmin ederim. Evet. Fakat ahtapot mu, sübye mi, kalamar mı onu söylemek zor. Siz söyleyebilir misiniz bunu? Bilmiyorsunuz, önünüze gözünüz kapalı geliyor. Şimdi şöyle ahtapot bana göre tadı çok farklı. Mesela biz... O şu kalamar dolma yaptığımız biraz önceki içerisine işte karides koyuyoruz. Ahtapotlu full dersek ahtapot da koyuyoruz. Ama ben fazla önermiyorum çünkü ahtapotun apayrı bir tadı var. Bana göre evet, ayrı bir. Yani karides de kalamar uyuşuyor ama evet. Ahtapot uyuşmuyor. Ama yandaki o şey gitmiş. Dokusu değişiyor böyle olunca. Tabii bu çok peynirle yumuşamış. Peynirle evet. Dokusu çok yumuşamış. Doğru, yufkayla. Oh. Evet. Çok güzel. Evet. Peki. Afiyet çok olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu da farklı bir şekilde ahtapot evet. Geldi. Hı-hı. Nasılsa yahnisi gibi yani. Yahnisi gibi değil de bunu da şarapları. İçinde biraz sarımsak kesiyoruz. Çok küçük değil. Bir tane karabiber, tam tereyağı var. Onu da biraz da çevirip tamam. Tabağında da yine kekik var üzerinde serpiyoruz. Yani tavada bu yapıyorsunuz. Tavada. Bu da çok lezzetli. Tereyağında bu. Tereyağında çok hı-hı. Lezzetli. Afiyet olsun. Burada ahtapotun şeyini yazmışsınız yani, ilmini diyeceğim. Vallahi çok harika bir yemek oldu. Bunların fiyatlarını öğrenmek istiyorum Süleyman Bey sizden. Farklı. Burada mezeler yemedik ama mezeleri de söyleyeyim. Mesela tabii. Patlıcan salatası, mesela ahtapot salatası. Tabii. Mesela deniz börülcesi, o tip mezeler ne kadar? Şimdi meze, standart mezeler 7 lira porsiyonu. İşte meze tabağımız şu, dolusu. Ahtapot salatası, salata olarak gelirse 20 lira. Tamam. Deniz börülcesi 9 lira, bahçe börülcesi bademi 9 lira. Onun harici hepsi 7 lira. Tamam. Yani standart mezar 7 lira. Sonra yediğimiz folyodaki şeyler ne kadar? Folyoda ahtapot, mesela folyoda sübiye. Ahtapotlar, mesela onların deniz ürünleri, ahtapot porsiyonları da onlar da işte 25 lira, 20-25 arası değişiyor. Bir de börekleri soracağım. Evet, deniz ürünleri börekleri 15 lira. Diğer börek, sigara böreği 7 lira. 7 lira. Evet, kıymalı bademli 13 lira. Yani standart öbürleri meze ayarında. Peki, çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok sağ olun, biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Hayattaki en güzel olaylardan biri, öyle romantik bir şekilde bir sahil kasabasında dolaşırken güzel bir balıkçıya rastlamak ve doğal, lezzetli bir yemek yemek ve cebiniz delinmeden yemek. Şimdi eskiden bizde çoktu, bu tip lokantalara çok rastlardık yani arkadaşlarla, sevgililerle çıkardık güneye. Evet, çok vardı bu tip lokantalar. Giderek sayıları azaldı çünkü denizleri koruyamadık kötü avlanma yüzünden. Artık bu tip zevkler bizim ülkede giderek nadir bulunan lüks haline geldi. Hala var. İspanya'da, belki Yunan adalarında, İtalya'da var. Bugün bana o günleri hatırlattı. Çünkü gerçekten burada yediğim balıklar, yani kabuklular, deniz ürünleri tazeydi ve bu denizin ürünüydü. Ve doğal ve güzel pişirilmişti. Pek çoğu mangalda Süleyman Bey'le zevklerimiz de uyuşuyor. O da balığı benim gibi doğal seviyor. Kızartmadan çok mangala atma yolunu tercih ediyor. Örneğin barbunda olduğu gibi. Çok güzel yahni de yapıyor, plaki de yapıyor eminim. Son derece hoş bir yer. Yani gerçekten... Buraya yolunuz düşerse
isterim ki bu zevki siz de yaşayın. Oh,